Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben çok güzel kuşlar ördüm. Şimdi bunun yapılışını size göstermeye çalışacağım. Daha önce şunları çekmiştim. Ayakları var. Papağan. Biraz da büyüktü. Çok beğenildi. Şimdi de anahtarlık boyutunda şöyle minik kuşlar olur, renkli renkli. Onlardan yapasım geldi, öresim geldi, ördüm. Şimdi size bunun yapılışını, ölçüsünü göstermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, hiç zor değil. Birçok kişi korkuyor, çok zordur. Zor değil. Bakarak yaparsanız yapabilirsiniz. Elinizde olursa çocuk sevindirme o kadar güzel oluyor ki. Bir yere gittiğinizde, bir misafiriniz geldiğinde, yeğeninizle, arkadaşınızın çocuklarına hediye yapması, paraya ihtiyacı olan da satabilir. Gayet çok tatlı, çok güzel. Şimdi biraz daha renkli renkli yapmak istiyorum ben. Örgüyle Terapi Instagram kanalında da onun görsellerini paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Şimdi şu pembeyi biraz size dikilişini, kanadını göstereceğim. Ama şimdi birini de kafasını sarı yapalım. Açık renk. Biraz daha iyi gözükür diye. Birinin kafasını sarı yapmak istiyorum. Şöyle ipimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle halka yapıyoruz. Tutuyorum. Bir zincir. Şuradan içine alıyorum. Sihirli halka. Buraya 7 tane dolduruyorum. 2, 4, 5, 6. Biraz hızlı yapıyorum ki hepsini gösterebileyim. Bir videoda göstermeye çalışacağım. Şu karşısına batıyorum. Karşısına battım. Bir delik daha battım. Bir artırma yaptım. Aynı deliğin içine iki defa batıyorum. Artırıyorum. Bir tek battım. İkinci deliğime çift battım. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bu sayıyı 15'e çıkaracağım. Bir tek bir çift dolanıyorum. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 olmuş. 17 de olur. Burada sayı çok önemli değil. Şimdi artırma yapmadan 5-6 sıra dolanıp geleyim. 5 sıra dolandım. Şu geçiş yerine tam dengine şu içteki uzun koyduğum ipimi şöyle çıkartıyorum. Bura geçiş yerim, bellim. Şimdi bir sıra daha dolanıp geleyim. 2, 4, 6. 6 sıra geçtim. Şimdi bir sıra lacivert dolanacağım. Artırma yapmıyorum. Şöyle tutuyorum. Önündeki deliğe batıyorum. İkisini şöyle içinde biraz yürütüyorum.
Şunun ikisini şöyle kesiyorum. Şimdi şuraya geldim. Şu bir alttan alıyorum. Şöyle. Şöyle kapatıyorum. Şimdi hangi renk ki? Bir de beyaz dolanayım. Siz renklere bakarsanız hangisi daha çok hoşunuza giderse o renkten yaparsınız. Ben rastgele kafama göre renk yapıyorum. Şöyle. Bunu da biraz dolanıp kesiyorum. Burada da artırma yapmadım. Ama şu sarı ipimin dengine gelince şu birleştirdiğim yere de varmadan bir tane artırma yapacağım şurada. Şurada bir tane. Hep aynı taraftan artıracağım ki şu şurası oluşsun. Bir tane artırma yaptım. Şimdi burada ipimi yine değiştireceğim. Gri renge değiştireceğim. Şimdi yine bir artırma da burada yapacağım. Şu ip geçişi yaptığım yere varmadan şöyle bir artırma daha yapacağım. Bu griyi iki sıra geçmek istiyorum. Şurada bir artırma daha yapacağım. Her sırada aynı yerin yakınlarında bir artırma yapıyorum. Şimdi kuşumu pembe yapacağım. Pembe rengime geçiyorum. Şöyle çekiştiriyoruz.
Şunu da kesiyoruz. Şimdi bir artırma daha yapıyorum. İpim lif ipi, tığım 7 numara. Şimdi şuralara geldim, bir artırma daha yapıyorum. Şöyle şura biraz yan tarafı gelecek, şura öne gelecek. Şu ipimi biraz daha şöyle alayım. Aynı yerden eksilteceğim. Eksiltirken de şimdi buraya kaç sıra dolanayım? 2 4 2 sıra daha dolanıp geleyim. Artık artırma yapmıyorum. 2 sıra daha düz dolanacağım. Şimdi 2 4 5. sıraya geldim. 5. sırada koyduğum sarı ipin denginden şöyle ikisini alıyorum, eksiltme yapıyorum. Şöyle benden taraftan şöyle birini alıyorum, ikisini alıyorum, şöyle örüyorum, eksiltme yapıyorum. Bir battım, bir daha eksiltiyorum. Şimdi dolanıp geliyorum. İpimin dengine geldim. Yine bir eksiltme daha yapıyorum. Sarı ipimin dengine geldim. Bir eksilttim. Bir düz ördüm. Bir daha eksilttim. İki tane daha eksilttim. Böyle aynı yerden eksilte eksilte biraz azaltıyorum. Birkaç dolanıp şöyle birkaç daha eksilttim. Şimdi içine elyaf katacağım. Şu ipimi içine alayım. Sonra içine almam zor olur. Şöyle. Şimdi içine elyaf koyacağım. Boncuk elyaf koyuyorum ben. Parmağım giriyorken biraz içini doldurayım. Şöyle sıkıştırıyorum.
Şimdi biraz daha örmeye devam edelim. Şimdi ben birkaç daha eksilteceğim. Şuradan şöyle bir eksiltme yapıyorum. Bir örüyorum, iki tane örüyorum, bir eksiltme daha yapıyorum. Elyafı örmeyeyim diye. Şuradan bir eksiltme daha yapıyorum. Biraz kuyruk inceliğini getiriyorum. Şuradan bir daha eksiltiyorum. Şöyle çok daralmadan biraz elyaf daha koyayım. Şimdi şurada bir eksiltme daha yapıyorum. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane kalmış. Şöyle kuyruğu ne kadar uzatmak istiyorsak çok bir sayısı yok arkadaşlar bunun. Az kuyruk kısa olur, az uzun olur, çok önemli değil. Ben bir tanesini kuyruğun çatal yapmıştım. Onu hediye ettim. Birini düz yaptım. Şöyle anahtarlık. Şuraya zincir çektim. Anahtar takılabilir. Anahtar istediğiniz yere de takabilirsiniz. Daha sonra şu şekilde yaptım. Onu göstereyim size. Bir sıra daha dolanayım. Biraz daha eksiltme yapıp düz de bırakabilirsiniz. Eksilterek de bitirebilirsiniz. Uzun bir kuyruk olur ama böyle kanat şeklinde yaptım ben. Şöyle tuttum. İkisini bir ördüm. Şöyle. Şöyle ördüm. Geri döndüm. Bir zincir şu deliğe battım.
Bir, iki, üç zincir çekip önündeki deliğe battım. Bir önündeki deliğe yine battım. Bir, iki, üç. Aynı deliğin içine battım. Önüne battım. Bir, iki, üç. Önüne battım. Şu şekilde. İpimizi içine saklayalım. Şuradan alalım. Şuradan alalım. Alarak alarak şöyle içine saklayalım. Şimdi göz yapalım. Ben siyah ip kullandım. Lif ipimin tek tarafını siyah kullandım. Şimdi şöyle şuradan bir yerden, şu renkli yerden girdim. Şu yan taraftan çıktım. Şu göbek kısmını şöyle ortaladım. Yandan çıktım. Küçük boncuklar satılıyor. Bu boncuktan taktım. Dibine taktım. Tam karşısından şöyle çıktım. Bir boncuk da buraya taktım. Aynı yerden battım. Karşı boncuğumun dibinden çıktım. Şimdi ikisini şöyle elimle sıkıştırdım. Şöyle. Yine şu delikten battım. Tam yine dibinden karşı biraz sağlamlaşsın diye şöyle battım. Birkaç defa geldim gittim. Bence yeterli bu kadar. Herhangi bir yerden çıktım. İpimi saklamak için. Şuradan kestim. İpim içine gitti. Şimdi mıdık yapalım. Sarı ipimi biraz sündürdüm. Şimdi şöyle sihirli halka yaptım. Şöyle içine 5 tane doldurdum. Şöyle çekiyorum. Deliğimin içine batıyorum. Şimdi içten dışa doğru battım. Bu küçük şeyler de içten dışa doğru daha kolay. Şöyle 2-3 deliğin içine döne döne batıyorum. Küçücük. Biraz da delik atlayarak battım. Beşi de azalta azalta tek deliğe düşürdüm. Şöyle küçücük bir şey yeter zaten. Şöyle biraz dikecek ip kestim. Şöyle çıkardım. Şimdi şuradan girip şu ipimi içine alıyorum. Şöyle ikiye katladım. Şöyle içine sakladım. Buradan çıktı. Bir daha geri katalım. Ucundan tutarsak daha kolay katarız. Şimdi şöyle. İpimizi takalım. Şimdi şuradan giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Kuşumu getiriyorum.
Şuradan arkadan çıkıyorum. Şöyle. Şimdi aynı yerden buradan çok iz bırakmadan şu şeyi de tutuyorum. Şuradan yine çıkıyorum. Şuradan bir yerden yine batıyorum. Yine çıkıyorum sağlam olsun diye. Bir daha gelelim. Şimdi şunu şöyle keselim. İçine gitti. Şimdi buna pembeden kanat yapalım. Şimdi bunun birini ben yaptım size göstermek için. Şöyle. Şimdi buradan bir ipimi uzun alıyorum. Dikmek için ip bırakacağım. Şöyle bir uzun ip alıyorum. Şuradan başlıyorum. Şu tarafta ip bıraktım. Şöyle sihirli halka yapıyorum. İçine 7 tane dolduruyorum. 3 4 5 6 7 Şuradan batıyorum. Bir tek bir çift yaparak çoğaltıyorum. Birine tek batıyorum, birine çift batıyorum. Birine tek, birine çift. Birine tek, birine çift. Bu şekilde dolanıyorum. Birine tek, birine çift batarak dolanıyorum. Ben hepsini göstereyim diye hızlı hızlı yapıyorum. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sık iğnemi 20'ye çıkardım. Kaç sıra dolandım? 3 sıra dolandım. Şimdi artırmayı bırakınca hafif yuvarlandı. Çok az. O kadar yuvarlanmasını istiyorum. Şimdi şu bitiş noktamı şu ipimi şu tarafa alayım. Bitiş noktamı şöyle 2-3 tane geçiyorum. Şöyle. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Birinci deliğime batıyorum. 2 3 4 5 6 delik batıyorum. Şimdi bir zincir geri dönüyorum. İkinci deliğime batıyorum. 2 3 4 5 Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şu önündekine değil, bir ilerikine batıyorum. 2
3, 4. Eksiltme yapıyorum. Bir zincir. Buna değil, ikincisine batıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. İkincisine batıyorum. 2, bir zincir. Bir tane battım. Bir zincir. Bir daha geri döndüm. Bitirdim. Şimdi şunu da şöyle arkaya, pardon, bura arka değildi. Ters yüzüne ipimizi sabitleyelim. Şöyle altta kalacak zaten. Şöyle. Şimdi benim uzun bir iğnem var. Onunla dikmesi güzel oluyor. Şöyle yapıyorum ben şimdi. Şu göz hizasına şöyle tutuyorum. Az da şöyle yapıyorum. Bir de şey göstereyim. Bunu sade yaptım. Bunları biraz renk koydum ucuna. Şuraya. Bu rengi yapmak isterseniz eğer, şimdi şuraya geri döndüğüm yere gelince şu ipimin bir tarafını ayırıyorum. Ana rengimin de bir tarafını ayırıyorum. İkisini birleyip örüyorum. Bura karışık oluyor. İsterseniz de sadece sade renk yapabilirsiniz. Pembeden sadece pembeye geçip yapabilirsiniz. İsterseniz de karışık yapabilirsiniz. Bunu sade gösterdim size. Karıştırıp yapabilirsiniz. Şöyle şu kanadımı şuraya tuttum. Şöyle tam ortalıyorum. Bunu da buraya tuttum. Kanatları hafif arkaya alıyorum. Şöyle eşit tuttum. Şuradan batıyorum. Tam karşıki kanattan çıkıyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Hafif kanatlar arkaya gelsin istiyorum. Şöyle bir daha batıyorum. Karşıki kanattan çıkıyorum. Bunu dolana dolana şöyle kenarlardan dikiyorum. İkisini bir dikmiş oluyorum. Çok sıkmıyorum ama. Yavaş yavaş. Şöyle dikiyorum. Şundan bir tane daha örmek istiyorum. Farklı renklerden örmek istiyorum. Hepsi çok güzel oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur, güzel yorum yaparsanız memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.